paslı stoper hani çok alışık evet, olduğum evet. şey Güney Koreli gibi hani farklı 20. geliyor. değişik geliyor böyle isimler ama son yıllarda böyle sürprizler görüyoruz. İşte mesela Galatasaray'da da bir Nagatomo gerçeği vardı yani. Hani o da çok alıştığımız bir isim değildi ama her hepsi de tutmayabiliyor aslında. Ama tuttuğumu da böyle akılda kalıyor. Burak Kural seninle başlayayım. Ya size net bir transfer bence çok fazla riski olmayan bir transfer. Yalnız şöyle bir problem var. Valeri İsmail'in oyunuyla ne kadar uyumlu? İşte tamam, İsmail ile birbirini hani anladığım kadarıyla daha önce çalışmışlar. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi bakın. Valeri İsmail ne yapıyor? Çok önde kuruyor defansı, doğru mu? Ve önde bastırıyor zaten. Önde baskı. Önde baskı yapınca defansı önde kuruyorsun. Arkada boşluk veriyorsun. Sayısın maçlarını dikkatli izlerseniz önde kurduğunuzda arkaya atılan toplara yetişme imkanı yok. Ağır bir stoper. Birincisi vida niye bu kadar açık gözüktü? Sergen Hoca'nın sisteminde de. Aynı şey vardı. Çok önde kuruluyordu defans. Vida o eski vida değil artık. Ve artık o motivasyonu değil. O toplar öyle koşacak motivasyonu da değil. Şimdi biliyorsunuz koşulması için ne lazım? Bir fizik, iki de mental. önce men, Fizikten önce mental lazım. İkisi de gitmişti. Dolayısıyla size da böyle bir sıkıntı olabilir. Ama büyük ihtimal merkez stoper olarak kullanılacak. Yani sol stoper, Wolverhampton'da sol stoper oynuyor daha çok. Üçlüde benim izlediğim maçlarda. Ki ama, temposunda demek ki o kadar yavaş değil ya. ya. Şöyle ama Wolverhampton derinde kuruyor ya. Ha, doğru. Çok Wolverhampton derinde kuruyor. derinde kurduğu için şimdi mesela o tip bizde de bazı stoperler vardı. Milli takıma seçiliyordu. Şimdi isim vermeyelim. Derinde kurunca müthiş stoper oluyor. Bir öne çıkınca defolar ortaya çıkıyor. Şevşenko'dan sağlı sollu yiyor ondan sonra çalımı. Size tarafında <laughs> bana ben Servet Çetin çok beğenirdim. Ben de beğenirdim. Çok çok iyi. Servet Çetin Luyendama'dan kat bir yani, kat iyiydi bence. Bence çok iyi bir stoperdi. Bence de. Ee, belli noktalarda bazen ama yani e, Şevçenko ile talihsiz bir eşleşme <laughs> oldu yani. <laughs> Orada da başka açıklaması var. Orada ben geçinen ben değilim diyor. Adam da ama. Şevçenko yani. <laughs> Şuraya bağlayayım. Sais'in böyle bir dezavantajı var. İyi ki isim ama... <laughs> Ben başka birini kastetmiştim ama. Sais özellikle lider karakteri kendisi de söylüyor. Ve ayaklarının temizliği de çok değerli. Biliyorsun özellikle geriden uzun toplarla etkili olmaya çalışan bir takım. Doğru mu? Orta sahaya çok fazla istasyon olarak kullanmıyor Valerian İsmail. Diagonal toplar atıyor. Sais bunları atabilecek bir oyuncu. Agresifliği, sertliği. Zaten Kuzey Afrika'lı oyuncular agresif olur. Üçüncü bölge oyuncuları bile agresiftir. Yani işte Feguli, Belhanda doğru mu? Bizim ülkemizden bildiğimiz oyuncular. Bir de Fransa'da yetişmiş bir faslı. Onu söyleyeyim. Altyapısı Fransa. Onun için net bir oyuncu. Sadece dediğim bu negatif olay var. Onu da bir şekilde çözerler. Serkan korkular. Doğru bir transfer. ihtiyaç doğrultusunda ve öncelikler doğrultusunda yapılmış bir transfer. Beşiktaş'ın sol kanadında ciddi sıkıntılar var tabii. İşte Lari'nin gidişi, güvenin Hala belirsizliği mi diyeceğiz ona? Yani güvenle anlaşılma ihtimali var ama değil mi hala? Yani henüz bitmiş bir şey yok. Yok ama yani oraya da bir transfer gerekiyor. Yani Onyekuru'nun adını okudum bugün gazetelerde Beşiktaş'ta Ben olduğunu. Sercan Dikme'ye sordum Onyekuru'yu. Ee, Onyekuru herkese yazılıyor zaten. Yani. Yazılmayanı dövüyorlar. Beşiktaş Beşiktaş'la ilgisi yok dedi. Yani. Onyekuru'yu bir şekilde Türkiye'ye şey yapacaklar gene. Enkudu varken. Daha durun. Daha en... yeni başladı. Ben Arpa, Fenerbahçe hepsi konuşulur yani. Onopko Galatasaray vardı yıllar önce. Yani... De futbolcuydu ama değil mi? Ya Onopko çok büyük adamdı. Çok iyiydi. Onopko büyük topçuydu. Kimler kimler Gelmedi ama gelemedi. Evet. Yıllarca yazıldı. Biz böyle bir soru sormuştuk galiba evet böyle yazılıp çizilen ama hiç gelmeyenleri. İbrahimovic yazıldı bir dönem. Olsun yani yazılır tabii elbette. Peki şimdi v Horst var onu da konuşacağız. Aa, bir dakika ondan önce bir e, Abdülkerim Bardakçı'yı da konuşalım isterseniz. E, oyuncu Beşiktaş'ı istiyor. Net. Evet. Kulübüne de iletti. Fenerbahçe'de istiyor. <laughs> Fenerbahçe'de istiyor. Peki iyi bir transfer olur mu Fenerbahçe için? Şimdi bir tane savunma oyuncusunu konuşmuşken Abdülkerim'i de konuşalım. Abdülkerim de benim 7-8 sezonu takip ettiğim bir oyuncu alt Ve çok zamanda yazdım oyuncuyu. Yani alt TFF 1. Lig'in ayağa topa en yakışan, boşluk bulunu driplingle çıkan bu çok önemli bir özelliktir Melike. Stoperle bakıldığında şimdi tabii ki önce defansif özelliklerine bakarsın ama bir ekstra özellikler vardı. al beni... Yani sağ içerisinde bir albenisi olması gerekir. Farklı bir tarafı olması gerekir. Abdülkerim boş buldu mu topla çıkar. O yumuşaktır ayağı, driplingi vardır. Bu özellikleriyle ters ayağı da fena değildir. Solak stoper olması çok önemlidir. Yani oynadığı takımlarda çok büyük etki bırakmıştı ve üst tarafa mutlaka gitmesi gerekiyordu. Bir şekilde ikna edildi, şans verildi. İlan Polut'un oyununa, İlan Hoca'nın oyununa çok ne diyelim oturdu. Skor katkısı yaptı stoperden. Yaptı, Beklan. bayağı yaptı. Tabii, beklenen önemli bir oyuncu. bir de şey bir oyuncu, çok özgüvenli. Çok özgüvenli bir oyuncu. Yani büyük takımda da eğer iyi başlarsa çok iyi gideceğini düşündüğüm bir oyuncu. Ama eğer iyi başlamazsa tökezleme imkanı var. Ee, onu söylemek lazım. Ancak oyun karakterinde savaşçı, agresif, gol sevincinde bile suratından mimiklerini anlıyorsunuz. Valer İsmail'le uyumu, İsmail'de stoper de biliyorsun İsmail Hoca'da. Yani bu ya. manada o agresyonları falan çok örtüşüyor. Şimdi Saiz da de dedi ya ben de agresifim falan diye. Şimdi o o üçlüyü <laughs> o üçlünün ikisini şu an e, kasa, kafamda tasavvur etmeye çalışıyorum. E, etkili olabilir. Bir de Abdülkerim çok atletik değildir Melike ama Saiz'a göre daha atletiktir. O işleri iyi görür. Son cümlemde şu olsun. Abdülkerim'le ilgili üçlü oynatan üçlü oynatan hocalarına iki bek, iki stoperinde kenar stoperinde topla çıkabilmesi gerekir ayaklarının iyi olması, topla çıkabilmesi gerekir. Şimdi ikisini bir bulamayabilirsin. Türkiye için lüks olabilir. Bir tanesinin en az topla çıkabilmesi gerekir. Abdülkerim boşluk bulduğunda topla çok iyi kat eder. Araya arkaya da oynar. Bu manada özellikle Abdülkerim biraz daha Beşiktaş'ın olmazsa olmaz bir transfer yerli olması nedeniyle. Ayrıca pozitifti. Abdülkerim doğru bir transfer tabii kaça alındığına göre de değişir. Tabii ki Konya Spor e, kendini düşünecek. Ara Beşiktaş da kendisini isteyecek. düşünecek. Ama hani burada e, her iki tarafta gerçekçi olmalı. Yani Abdülkerim kalitesinde çok az Türk stoper var. E, bunun da farkında olunması lazım ama tabii ki e, ben demiyorum ki 5 milyon euro versin Beşiktaş. İyi stoperler kalmıyor zaten burada. Hani, bu ama Abdülkerim bence yaşı benim benim de hani ön yargılarım var. Nasıl ki hani futbola tutkulu insanlarız. Oyun konsollarında oynuyoruz ya da menajerlik oyunları oynuyoruz. Hani bir yandan da böyle bir yanımız var. İzliyoruz. Evet. Hani bizim de çok masum içimizde o küçük küçüklüğümüzden beri hiç büyümeyen bir erkek çocuğu var futbol tutkunu. Şimdi ben mesela menajerlik oyununda oynasam sıfırdan takım kursam hani çok ezber hareketlerde bulunurum. Mesela ne yaparım biliyor musun? Öyle 21-22 yaşında stoper koymam. 27 yaşında stoper koyarım ama. Tam olgunluk çağı yaptık. Ya. Anlatabildim mi? Yani Güney Kore'den almam. Kim mince'yi ıskalarım. Sonra kafamı duvarlara vururum. Ama almam. Anlatabildim mi? Evet. Al, ama almam. Çünkü benim de bir ezberim var. Hayatın bir normal akışı var. Garanti. Hani, tabii giderim Slovakya'ya. Ligin ilk üç sırasında bitirmiş. Bir ikiliyi alabiliyorsam alırım. yani hiç ezbere bak adamları izlemeden. Ya bunlar nasıl olsa, oynamış işte beraber 30 maç. Ligde de üçüncü bitirmişler. Slovakya'da al abi boyları kaç 190 falan yaparım yani orada o an ilk takım kurarken çok elin bol olmuyor e, oyunda anlatabildim mi? Ama hani bu ezberlerin ne kadar doğdu? Abdülkerim bence çok formunun zirve yaşında e, çok mantıklı e, bir tarafı var. O da doğru transfer olur. Yani ama para ne kadar? Peki horstu da konuşalım isterseniz. Bir ikna süreci söz konusu. Yani Vegorst net bir transfer o da. Yani size için e, negatif tarafını da söyledik ama net bir transfer Vegorst o şekilde. Ve bu sene Beşiktaş Batshuayi ile nasıl söyleyeyim taraftar pek barışamadı. Batshuayi bence kötü sezon geçirmedi. Onun altını çizeyim. Biraz haksızlık ediyoruz. Futbol kamuoyu olarak Batshuayi'ye işte Belçika milli takımında attığı gol. Belçika elit bir milli takım. Yani şu an en form Avrupa'nın en formda 3-4 A milli takımından bir tanesi. Ve orada da Lukaku'nun olmadığı noktalarda çok iyi işini yaptı. Batu ya uygun. Biz hep söyledik. Şimdi şöyle biz diyoruz ki bir oyuncu bir ismi alalım ve oraya koyduğumuz an o puzzle'ın son parçası olsun. E, ama o puzzle'a o, o, parça girmiyorsa o onun Zorlamanın uygun parçası yok. değildir ve o değersiz değildir. Batu Şua'yı Beşiktaş'ın ne Sergen Hoca'nın oyununda ne de İsmail Hoca'nın oyununda doğru isim değil Batu Şahı. Net bunu hep söyledim burada. Zaten ha iyi performans nedir? Direktleri çok direkten dönen. Penaltı kaçır. Onları kaçırmasa zaten 20 golü yine bulurdu. 20 golü bulsa dahi o oyuncu o oyunun oyuncusudur diyemezsiniz. Şimdi Vegors'ta dönecek olursak Vegors ciddi fark oluşturur ligde. Yani... Bir gül koyacağım. Bir. Ee... Aradan sonra daha detaylı konuşalım Behors ikinizle birlikte de. Şimdi şöyle Süper Lig'de derbileri bir hatırlatacağız sizlere. Sonrasında buradayız, ayrılmayın. Daha konuşacak çok şey var.